Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün misafirlerim gelecek. Önümde 45 dakikalık bir zaman dilimi var. Ve sizinle hızlı ve böyle şık bir kahvaltı hazırlamayı düşünüyorum. Şu an aklımda işte sigara böreği, pankek, patates kızartması, menemen, işte sucuklu yumurta tarzında bir de mezelerin olduğu tarzda bir sofra var. Hiç lafı uzatmıyorum. 45 dakika süren var şu anda. Hemen sizlerle birlikte hazırlamaya başlıyorum. Önce hemen çayımı koyuyorum. Çok iyiymiş. Şokun patatesi. Bunu şoktan almıştım. Tam böyle kızartma patatesi. Aslında hani böyle vaktimiz yoksa falan bu hazır patateslerde ya bir kurtarıcı oluyor ama ben onlardan hiç tat almıyorum. Yani patates tadından daha çok unlu bir tat geliyor bana. Nişasta gibi böyle değişik bir tat geliyor. Şöyle hazırladım şimdi hamurumu. Kabartma tozuyla vanilin ekleyeceğim sonra. İşte yumurta bir tane var. Bir su bardağı kadar süt var. Ve böyle nasıl söyleyeyim. Bir çay bardağından biraz daha fazla un var. En son kabartma tozuyla vanilin ekleyeceğim. Bunu çırpacağım. Söylemeyi unutmuşum. Mutlaka böyle 2 kaşık kadar da 2 yemek kaşığı kadar da toz şeker ekleyebilirsiniz. Şekerli pankek olacağı için. Dün öyle yufka almıştım. Aslında tava böreği de yapabilirim. O da çok pratik ve lezzetli olur. Ama bugün içimden sigara böreği geldi. Peynirli maydanozlu ve kaşar peynir koydum. Lor peyniriyle şöyle bir harç hazırladım. Şimdi bunu yufkalara saracağım. Aslında bu üçgen üçgen kesilmiş sigara böreği yufkasından da kullanabilirdim. Ama onlar çok küçük oluyorlar. Ve böyle doyurucu gelmiyor bana. Bunlar porsiyonluk. Hani iki tane yedim mi tamam. Tabakta da güzel, büyük ve güzel duruyor. O yüzden normal yufka tercih ettim.
kızartma yağımın altını yaktım ve pankeklerimi yapmak için tavamı ısıtıyorum. İlk pankekte, yani granit tava normalde yapışmıyor ama çok az da olsa ben yağlamayı tercih ediyorum. Bilmiyorum, korku. Yani ya yapışırsa korkusu. Şimdi ilk pankekimi atıyorum. İlk pankekin hiç günahı olmaz. Hep böyle derler. İlk pankekin günahı olmaz demiştim. Şimdi diğerleri eminim bundan daha güzel olacak. Arkadaşlar böyle göz göz olduğu zaman daha da göz göz olacak. O zaman hani çevirebiliriz anlamına geliyor. Açıkçası ben de pankekte uzman biri olduğumu söyleyemeyeceğim. Ama hani elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Bu arada pankek tavası kullanan var mı bilmiyorum. Ben internette gördüm Trendyol'da. Hani alayım mı almayayım mı, alırım evde gereksiz bir şey olur mu diye falan düşündüm. Eğer kullanıp da memnunsanız ben de almayı düşünüyorum. Çünkü böyle... Mesela şu anda ben mini pankek yapmaya çalışıyorum. Ama şekli tam istediğim gibi olmuyor hani. O açıdan belki güzel olabilir. Şöyle yazdan kalma, yazın hazırlanmış bir sosum var. Şimdi bunu da ısıtacağım. Hani sofrada güzel hem renk katar hem de bir çeşit olsun diye. Çok lezzetli bir şey. İçinde domates, sarımsak bol bol, işte biber, öyle şeyler var. Bayağı bir şeyler hazırladım. Şuraya dizdim. Şimdi bunları içeriye taşıyacağım. Patatesim hala kızarıyor. Sigara böreğini de kızartma yağına atacağım için onu da bekliyorum. Sucuklu yumurtayla donmasın diye en son yapacağım. Şimdi bunları masaya tekrar taşıyalım.
Arkadaşlar şöyle, kahvaltı bitti şimdi. Misafirlerim de geldi. Misafir dediğimde annemler geldiler. Şöyle bir sofra kurdum. İşte sıcaklarımız burada var. Sucuklu yumurta yaptım. Az kişi olduğumuz için, çok çeşit olduğu için her şeyden azar azar yaptım. Her şeyden azar azar yaptım. Sigara börekleri birazcık yandı ama işte beni konuşmaya tuttular çünkü. O yüzden biraz sigara böreklerim yandı. Normalde şu takımın, yani şu fincanların kahvaltı takımı var. Ama ben işte böyle sofraya renk katsın diye Kütahya porselenin işte yemek takımının aslında bunlar şeyi, tabaklara. Böyle bir sofra oldu. Bize afiyet olsun. Size de kolay gelsin.